Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Fogal'e hazırlandık. Şu elbisemi zaten biliyorsunuz. Böyle bir kere giymiştim. Tam da böyle güzel yaz bitmeden. Gerçi Adana'da yaz ne zaman biter onu bilmiyoruz ama. Tekrar giymek istedim. Şöyle hafif de. Hafif değil ama bence böyle soft bir makyaj yaptım. Ve Hilal'in doğum gününe gidiyoruz. Hilal de bir önceki vlogda gördüğünüz böyle deli diye bahsettiğim kız arkadaşım. Daha doğrusu liseden beri arkadaşım. Sürpriz bir doğum günü yapılıyor. Ona geçeceğiz şimdi. Artık böyle yine doğum günü haftasına giriyoruz. Doğum günleri başlamış oldu. Bugün kendimi beğendim. Makyajı fazla yapınca kendimi beğeniyorum ama makyajsız da çok da umurumda değil açıkçası. Merhabalayın. Hilal'cim bir merhabala. Merhaba. Biz de yemek söyledik. Ben beğendi yatağında köfte. Tolga da demi-glace soslu yiyor. Beğendin mi? Tolga beni şaşırtıyor. Tolga yeni soslu şeyler söylüyor, farkında mısınız? Şeydin yani. Kırdı. Net yemeği. Kırdı. Tadına bakın lütfen. Yok. Biz yedik yemeği. Ben yemedim. Hemen yemeğimi yiyip ortama geri dönüyorum. Çok yakınacak mı? Aynen ışık yapın ya. Ben senin doğum gününe katılamadım geçen hafta. O yüzden beraber yiyeceğiz. Gerçekten. Aa, evet, nice mutlu yıllar o zaman ikimize de. Hep doğum günümün yazın olmasına özenmiş. Biz oturmaya devam ediyoruz. Ben de kahve içiyorum. İşler karıştı. İşler karıştı. Tüm masa bunu dinleyecek. Selin'in babası aslında benim kuzenim. Ya bence Selin'den girmeyin. Buradan da buradan başlayalım. Benim annem Hilal'in annesinin teyzesi aslında. Daha küçük. Bir yaş daha küçük. Benim annem dayısından büyük. Annem kızından sonra annem doğuyor. Böyle söyleyeyim. Bir o hiç olmaz. Benim annem kim? Ben kim? Hilal. Bir şey söyleyeceğim. Sen benim neyim oluyorsun? Bizim işte bu bilevi teyzesiniz. Aralarında 2 yaş var ama. Bu iş karışıyor yani. Doğum günün kutlu olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Akrabalık ilişkilerinde beyniniz yanmış olabilir, kusura bakmayın. Biz şimdi eve geldik. Bu arada Aslı ve Ege'ler de bizle geldiler. Şimdi düğünlerine gittik. Zaten vlogda da gösterdim. Hediyelerini unuttuk. Daha doğrusu unuttuk ama annemler de yazlığa gitmişti. Annemdelerdi hediyeleri de. Yazlığa gittikleri için de biz hediyelerini alamadık. Dedim ki hemen bize geliyorsunuz. Bir çay bir kahve içelim ve size hediyenizi artık verelim. Çünkü kaç hafta oldu bir türlü görüşemedik. Onlara şimdi hediyelerini vereceğim. Ege'ye bak, Ege'nin gözleri bana taktı. Ya Tolga sizin gerek vardı. Rica ederim. Teşekkür ederim. Senden çok ben dertliydim bu konuda ya. Bir bozulduk. Yani bir problem teşkil etmiyor tabii ki ama Adana yöresi yani, o altın sırasına ve kamera sırasına girmen lazım. Böyle yapıyor. Kamerada görünmeyeceğiz. Altın takarken diye. Bak burada görünüyor. Taksaydınız. Ben İyi geceler. Hadi görüşürüz. Şu ışığı da bir açsanız keşke. Hadi bay. Evde olanlardan bir börek yapacağım. Tamamıyla uyduracağım. Bu arada böreğin şeklini biliyorum. Daha öncesinde böyle mercimekli olarak bunu yapıyorduk. Şekil okey var ama böyle bir iç var mı inanın bilmiyorum. Eti böyle haşlamıştım ve tiftikledim. Kuşbaşı bir etim vardı. Çok az bir mantarım kalmıştı. İsraf olmasın diye hemen onu değerlendireceğim. Biber ve soğan. Bunları bu şekilde karıştıracağım ve böyle suya batırılan bir börek yapacağım. Sadece evdeki malzemelerimi değerlendiriyorum kısacası. Hadi yapımına geçelim. Tavama yağ ilave ediyorum. Bir adet soğanımı çok küçük doğradım. Kavuracağım. Biberleri ilave ediyorum. Şimdi
Şimdi mantarları çok kavurmuyorum bu arada. Mantarlar sadece suyunu çekecek biraz. O şekilde ilave edeceğim. Tuz, karabiber ve biraz kimyon. Bu şekildeyken alıyorum. Ve haşladığım etlerin üzerine ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Şimdi bir adet yufkayı alıyorum. Bir adet yufkadan 4 tane börek çıkacak. Bu şekilde çok kızarmış kısmı içeride olacak. Sadece sıvı yağ ile bu şekilde yufkayı yağlıyorum. Her tarafına bu şekilde bulaşmasını sağlıyorum yağın. Ve sonra bu şekilde karşılıklı olarak katlıyorum. Şekil aynen kamerada zaten size gösteriyorum. Katladıktan sonra yufkayı dörde bölüyorum. İç harcımı yerleştiriyorum. Biraz soğuttum bu arada. Bu şekilde katlayarak böreği ters çeviriyorum. Ve hazır. Aynı işlemi tüm yufkalar için tekrarlıyorum. Benim iç harcımdan 12 tane yani 3 adet yufkadan börek çıktı. Tabii ki iç harcını arttırabilirsin. Börekler tamam. Şimdi fırın tepsimi çıkarıyorum. Yağlı kağıdımı yerleştiriyorum. Bir kaseye sadece su ilave ettim. Börekleri altından tutarak bu şekilde suya ıslatıyorum. Ve sıkıyorum. Bir elinizle böreği alttan, diğer elinizle de üstten tutarak bu şekilde suya batırıp sıkarak fırın tepsisine yerleştiriyorum. Diğer hazırlamış olduğum böreklere de aynı işlemi uyguluyorum. Bu kesinlikle böreğin çok çıtır olmasını sağlıyor. Farklı farklı iç harçlarıyla da bunu deneyebilirsiniz. Bir adet yumurta sarısını çırpıyorum ve böreklerin üzerine sürüyorum. Bolca susam ilave ediyorum. Sizler çörek otu da ilave edebilirsiniz. Fırını 220 derecede üstü kızarana kadar pişireceğiz. Bayağı kabardılar. Bu etli işlemde işe yaradı gibi görünüyor. Normalde yeşil mercimekle yapıyorduk bu sulu böreği. Ama ilk defa etli deniyorum. Olup olmayacağından haberdarsızdım. Neyse lezzet tadımında da olup olmadığını size söylerim. Tarifi ona göre denersiniz. Bakalım tadına bak. Çok sıcak ama. Değil mi?
tuzlu olabilir. Ben de böyle yerken gayet güzel çektik falan sanıyorum. Halbuki telefon çekmemiş. Börek çok güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Denendi, onaylandı. Evdeki böyle yarım kalan malzemelerle yapılmış bir börekti. Bu arada bu dışına uyguladığım şeyi içine işte peynir yapabilirsiniz. Patlıcanlı yapabilirsiniz. Bir sürü türetebilirsiniz. Çünkü bu şekilde suya batırarak gayet güzel çıtır bir börek oluyor. Öyle yani, çok güzeldi. Yedik yemeğimizi. Yarın görüşürüz. Bugün Cengiz abinin doğum günü. Cengiz abi Pınar ablanın eşi. Bilmeyenler için de eşimle beraber, kendisi işte beraber çalışıyorlar, iş ortakları. Onun için bir reale geçeceğiz. Bugün doğum günü, hediye almayı unuttuk her zamanki gibi. Öncesinde ona bir hediye alacağız. Ondan sonra da doğum gününü kutlamaya geçeceğiz. Ama önce şimdi reale geçiyoruz. Yatak odası açık mı? Kapısı kapalı. Yatak odası mı? Şeyi kapalı. Yani balkon kapısı kapalı. Ha, ben yemek falan. Bu çocuğun mu var derdim ya. Asansörde çağırdım. Sefer sana verdim. Benden mi bu görev? Bu görev sende. Oğlum çok kötü. Hayır ya. Selam ver ya, selam. Hayır, çok kötü bura. Bayağı kötü yani. Çok sıcak. Çok sıcak, evet, ne yapalım? Bir dönemden geçiyorum ama yine döneminden geçiyorum bilmiyorum. Ergenlik olabilir. Olabilir. Biz geldik herhaldeyiz. Şimdi bir Q1'e giriyoruz. Şöyle çok güzel keten bir gömlek aldık. Bu da zaten Nautica'nın yeri falan, gayet güzel. Cengiz abiye de çok yakışacağını düşünüyorum. Okey. Biz geldik. Her zamanki bildiğiniz doğum günü ekibi. Şimdi herkese elden ele veriyorum. Buraları da böyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Merhaba. Elden ele verdim. Biz yine hep beraber bir doğum gününde buluştuk. Hepinizi öpüyorum. Merhaba. Arzu ben. Merhabalar. Hello. Sağ söylersin orayı. Ben selamım. Böyle herkese döndürdüm. Cengiz abin doğum gününe yetişti. Şu müzikle de bir şeyler yiyeceğiz. Bundan sonra zaten klasik. Ne istiyorsunuz? Doğum günü böyleyse. Oğlan sünneti Allah bilir nasıl olur ya. Hazırlanmadım ama çok güzel bir pijama takımı sipariş vermiştim. O geldiği için sizinle beraber o pijama takımını açmak istedim. Saçlarımı da böyle doğal haline bıraktım. Çünkü düzeliyorlar. Düzeldikçe daha da dalgalanmaya başlıyorlar. Normalde saçım çok çok daha dalgalı bir saç. Hemen o pijamayı size gösteriyorum. Çünkü ben onu uzun zamandır bekliyordum. Şimdi şöyle hemen açıyorum. Bir de deneyip üzerimde göstereyim şimdi. İşte ya, çok güzel bir rengi var. Turuncu, kırmızı gibi. Ben kaç beden söylemişim? 38 söylemişim. Pijamayı bir tık daha böyle bol ve savaş sevdiğim için. Şuna bakın. Kolları böyle biraz volanlı. Böyle altıda çok güzel bir şort. Bunu hemen deneyeceğim ve size de göstereceğim. Çok güzel. Bakalım 38 mi 36 mı, ama bence 38 gayet iyi duruyor. Evet, gerçekten çok tatlı bir pijama. Hemen deniyorum. Şöyle aynanın yönünü değiştirdim. Işık tam buradan vuruyor diye. Gerçekten çok güzel oldu. 38 benim için idealmiş. Yani çünkü 36 olsa böyle çok giyilemeyecek
bir kıvamda olacaktı. Böyle salaş olması gerçekten çok tatlı oldu. Ben böyle pijamalar seviyorum evde işte. Hem böyle giyilebilecek, uzun kollu, fazla böyle bir açıklığı olmayan, aynı zamanda da böyle şık pijamaları seviyorum. Bir tık böyle Adana için tabii ki kalın ama tüm evlerimizde klima olduğu için gayet idare ediyor. Biz evden apar topar çıktık. Gizem ve Can'la buluştuk. Şu anda da Arya'dayız. Böyle güzel bir Salyer restoranındayız. Çok açız gördüğümüz. Onlar bizden önce bir şeyler söylemişler. Yemişler bu arada. Öncesinde bir 101 iddiamızı kaybettiğimiz için şu an yemek ısmarlayacağız. Bugün tekrar oynayacağız. Bayağıdır da görüşmedik. Onların da düğünleri var ve düğün hazırlığındalar. Biraz sana Gizem'i çok detaylı bir şekilde göstereceğim zaten. Değil mi? Tipinden de bellidir düğün hazırlığı yaptığınızdan. Beni her gelme böyle çok yorgun. Selamlar. Evet, Gizemler involtini söylemiş ama ve yemişler. Patlıcan ve mozzarella. Ne yemek? Sonra şimdi sen de Toga'da biz yiyeceğiz. Ben bolognese soslu tagliatelle yiyeceğim. Tolga'da parmesan tavukluyor. Senin onu falan da var mesela. Güzel olsun. Benim makarnam geldi. Afiyet olsun arkadaşlar. Yemeklerimizi yedik ve şimdi dışarı çıkıp... Çay mı? Kahve mi? Kahveyi burada mı içelim? Kahve önce içelim, çay. Çay içelim. Çay. Şimdi tiramisu yiyeceğiz. Yemekler gayet güzeldi. Tiramisumuz da geldi, karanlık ama çok da tatlı tüketmiyorum eskisi gibi. Ama tiramisuya da hayır diyemeyeceğim. O yüzden çok meşhur olduğu için yiyorum. Sen kim yedin? Selam söyle. Oo. Tolga bunu kesinlikle benzemeyin. Kaşınma üstü. Hayır, şurayı ben sıyıracağım sana. Çok evet kardeşim, Allah'ım. Antep'in İtalya bölgesine gidip kalbim. Ağzı evet. Var çok. Yemez. Ya yaptı kardeşim. Bizim orada bir dere vardı. Acılığı düşünme ama. Sağ ol canım. Kremisi çok güzel. Hadi güzel. Ha. Ama. Acı bana geliyor. Kahve acılığı. Değil mi? Ben seviyorum. Kaç oda? 101 oynamaya geldik. Oo bu ne kalabalık. Maç var galiba. 62. Hadi Can. 224 artı kesinlikle. Yine mi yenildik? Senin yüzünden bu sefer ben hiç alakasız. Hayır. Tolga çok iyi ama. Yendiniz mi? 141 fazla yendik. İşim bir şey söyleyeceğim. Soner ben taş çaldım. Taş çaldım. O zaman kaybettiniz, hile var. Ben öğrendim artık taşım. Lan ne yapıyorsun? Aşkım 141 yenildik abi sadece. Yenildim. Kızım sen sakmasın. Lan yendik sandım. Ay 141 farkla biz yeniyorduk ama sen şimdi açamadık. 200 farkla biz yenilmiş oldun. Tamam hayır. Yendik ama ben hakkaniyetle doğruyu söyledim. 12. Annem yalnız dikkat dikkat Can'a ve sana bornoz alacağız. Unutmayalım kulağını kulaklığı kapı çalarsın. Yine var. Çeyiz. Bir tane bornozumuz, iki tane duş şeyimiz, 5, 6, 8, 10 tane daha. Annem olmak için bir şey yapma. Damadım. Bir bornozumuz var ya. Eve şimdi geldik. Gerçekten çok yorgunum. Saat bayağı bir geç oldu. Biz direkt böyle uyuyalım. Makyajımı falan çıkaracağım. Ondan sonra uyku moduna geçeceğiz. Yarın görüşürüz. Bugün günlerden pazar. Tolga ile böyle bir dışarı çıkalım dedik. Her zamanki gibi. Saat kaça geliyor? Saat şu anda böyle 6'ya falan geliyor. Saate kadar sadece böyle yattık. Uyuduk, işte televizyon izledik, bir şeyler izledik falan. Dinlendik, artık dedik çıkalım. Çünkü ben geçen hafta Kapadokya'daydım. O yüzden hafta sonumuz beraber değildi. Bu hafta sonunu böyle beraber geçirelim istedik. Esas'a geçeceğiz. Esas'la biraz turlamak istiyoruz. Yemek yiyeceğiz, belki alışveriş yaparız, ihtiyaçlarımızı alırız. Öyle yani şimdi Esas AVM'ye geçiyoruz. Çok güzel bir ışık var şu anda. Çok sıcak. Ama yine çok sıcak ama en azından daha böyle durulabilir bir hale gelmeye başladı Adana. Adana'da tabii ki bu daha uzun sürecek. Aa, tamam telefonla konuşacakmış. Müsaade istedi. Biz Esas'ta görüşürüz. Tabii ki direkt gelir gelmez İskender'le başlayacaktık. Ve güzel bir İskender yiyeceğiz. Akşam yemeği yapmadım ama öğle yemeğinde böyle güzel bir biber dolması yapmıştım. Çok az yaptığım için size tarif vermedim. Direkt zaten Adana oldu ama böyle. Ama şeydi böyle ya. Tadımlık gibiydi. Tadımlık yani. Gibiydi. Çok güzeldi. Bu arada biz o kadar, tabii bir Bursa'nın İskender'ini tutmaz ama Gündoğdu İskender'i bayağı son 3'tür ben düştüm.
Normalde HD yiyordum. Ama Gündo... Çok daha güzel Gündoğdu İskender. İskender yiyeceğiz. Yemekten sonra bir Mudo'ya geldik. Tolga Bey kendine bir şeyler bakacak. Asnistan'da da birkaç ürün aldım. Manki kullandığım ürünleri aldım. O yüzden burada şimdi alışveriş sırasında detaylı göstermedim. Eve geçince mutlaka size de onları göstereceğim. Böyle geziyoruz ama ben şu cekete bayıldım. Bunu çok sevdim. Bir deneyeceğim şimdi. Aşkım ben de ceket beğendim ama biz bunları 3-4 ay sonra giyeriz Adana'da, biliyorsun değil mi? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta falan giyeriz yani. Olur mu bana? Olur da neden şimdi alma gereksinimi duyuyorsun? 300 lira. Ne kadar? 300 lira. İndirimli mi? Yok. Demek hep 300 olacak. Sanmıyorum, onun geçimi daha fazla. Hayır. Bütün sen verirsin ama. Tamam, söz ben vereceğim. Bak çünkü ben de burada bir ceket beğendim. Mesela ben de bunu şimdi alsam ne zaman giyeceğim? Çok güzel. Harbiden güzelmiş. Şimdi alsak mı? Yok ya, indirime girer. Sezonunda indirime girer. Gerçekten güzelmiş. Gerçekten güzel. Şimdi alsam bunu ben 3-4 tane sonra giyerim. Çok arada. Şu an elbiseyle bu. Ben bu tarz küçük sevmiyorum bak. Şu an tam oturdu. Evet. Large'ını deneyeceğim. Onun zannedersem eteği var. Gördüm eteğini de, large'ı da. Şimdi large'ını deneyeceğim. Çünkü ben ceketi de büyük giyiyorum. Böyle. Daha iyi değil mi? Aynen. Çok güzel oldu bu. Bekle bekle, mevsiminde indirime girer, o zaman hayır, alırsın. Hayır, ben indirime girer demedim, fiyat değişmez dedi. Değişir. Şimdi o siveti alsam, ben de bu ceketi alsam ne zaman giyeceğim? Arkadaşlar böyle Karadeniz bölgesinde yaşayan, işte Niğde, Kapadokya, akşamları giymek için Mudo'dan bunu alın. Biz bunu 2-3 ay sonra falan giyeriz. O yüzden bunu sonra alın. Ama peki, bunu alıyorum. Bunu aldığımı varsın. Eteği cidden. Kötü mü? Cidden güzel. Bak, çok hoş bir takım. Evet. Bu takımı kayıtlara geçirelim. Unutursak da 3 ay sonra hatırlatsınlar. Beni çok sevdim. Aşkım var. Bilmez mi? Niğde'ye gidelim mi? Ya niye gideceğiz yaylaya durduk yere? Bunları giymeye yaylaya mı gideceğiz? Tutamıyorum kendimi. Vallahi. Ben şimdi almak istiyorum ama alsam da giyemeyeceğim. O yüzden hiç gerek yok. Ben hemen Karadeniz turlarım. Adana'da yaşamak şeyi işte, cezası. Tamam bakın, bunu lütfen bana unutursam hatırlatın. Merve'nin Mudo'da bir takım beğenmiştim. Havalar Adana'da soğumaya başlayınca hemen bana hatırlatıyorsunuz. Ama böyle soğuk yerde yaşayanlar da lütfen bu takımı alın, çünkü ben aşık oldum. Bir Vakko'ya gireceğiz. İnşallah aradığım bir çikolata vardı. O vardır, onu alacağım şimdi. Çikolata alıyoruz şimdi böyle kahve yanına. Ben normalde bu şekilde kutulu olandan var sanıyordum. Ama içerisinde 60 tane varmış. Bu da zaten çok fazla. O yüzden 20 tane alacağım. Açık olanından alacağım yani. Hem daha hesaplı olacak. Hem böyle misafirlerim geldiğinde de kahve yanına gayet güzel ikram olur diye düşünüyorum. Böyle içip de gramaj halinde satılıyor. 5-5-5 hepsinden alacağız. Şimdilik denemek için bu kadar alalım. Memnun kaldıkça da zaten bu şekilde almaya devam edelim. Bu çok fazla bizim için. Çok. Bunlar bu yarım kilo. Evet, yarım kilo çikolata. O yüzden böyle azar azar almak daha mantıklı. Nereye gidiyorsun yine buraya? Kamerayı da al. Kamerayı nereye koyduk kız? Koyarım. Çılgın. Biz eve geldik. Bastıstan'da neler aldığımı size göstereyim. Çok önceki videolarda söylemiştim. Düzenli olarak bu şampuanı kullanıyorum diye. Bu benim hatam. Mesela şu anda 2 haftadır bu şampuansız başka şampuanlarla saçımı yıkıyorum. Aslında biraz değiştirmek de saça zaten iyi geliyor uzun süreli aynı şampuanı kullanmalarda. Benim saçım dökülüyordu ve ben iyi geldiğini düşünüyorum. Çok annemin de saçı dökülüyordu. Aynı şekilde annem de kullandı ve annem de memnun kaldı. Bu arada tabii ki herkes de farklılık gösterebilir. Hani ben bir ürünü kullanıyorken
Kendimin memnun kaldığı ürünleri sizlere söylüyorum. Tabii ki tenimiz, cildimiz, saç tipimiz, bunların hepsi herkeste tabii ki farklılıklar gösteriyor. Benim sevdiğim ürünleri, memnun kaldığım ürünleri sizinle paylaşıyorum. Revox'un bu koenzimli keratinli şampuanını kullanıyorum. Bunun diğer tüm serilerini kullandım. Ama bana en iyi gelen bu pembesi oldu. Senelerdir bunu kullanıyorum. Asetonum bitmişti. Aseton aldım. Bu rolonu gerçekten çok seviyorum. Diğer rolonlar var mesela Trendyol'da vesaire çok övülen. Onları denemedim. Ama bence bu Fresh Natural olan Nivea'nın rolonu gerçekten çok güzel. Anında kurutuyor. Herhangi bir koku vesaire yapmıyor. Bunu almanızı tavsiye ediyorum. O kadar rolon arasında en memnun kaldığım. Bu Deotaxin krem rolonlarını falan da kullandım ama bende onlar çok daha fazla terletme yaptı mesela. En çok kurutan, en çok koku önleyen ve en çok memnun kaldığım bu Nivea'nın rolonu. Özellikle böyle ergenlikte falan olan çocuklarınız için almasınız öyle kurutuyor. Bir de işte kişisel bakım ürünleri falan aldım. Bu kadar Boston'dan aldığım ürünler. Bugünlük de böyle. Pazar günümüz tamamıyla dinlenmeyle, böyle keyifle falan geçiyor. Niye kapıyı kapatmadıysam, cadde kenarında oturduğumuz için sürekli arabaların sesi de buraya geliyor. De bir gündü, böyle bir pazardı bizim için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi ve beni lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel destek mesajları atıyorsunuz. Gerçekten beni gaza getiren ve beni böyle edite sürükleyen, video çekmeye sürükleyen tamamıyla sizlersiniz. Mesajlarınızın her biri benim için gerçekten çok önemli. Her birine ayrı ayrı cevap verip her birinde böyle ayrı ayrı mutluluk duyuyorum. Tabii ki böyle arada farklı mesajlar olabiliyor ama onlara da cevap veriyorum. Onları da bir eleştiri olarak kabul ediyorum. Zamanla da zaten birbirimizi daha fazla tanıdığımızı düşünüyorum. Güzel bir iletişimimiz oldu sizlerle. O yüzden lütfen izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.